Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Ümmeten hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere item nasıl kırdırılır, item nasıl parçalanır, parçalamış olduğumuz ya da kırdırmış olduğumuz itemlerden element nasıl elde edilir, element nasıl yapılır, bunları detaylı bir şekilde bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar envanterimiz içerisinde yer alan bir adet item bulunuyor, 10 degre. Ve biz bu 10 degre itemi parçalayacağız ya da kırdıracağız. Bunu kırdırırken ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle Y tuşuna basmamız gerekiyor. Klavyenizden Y tuşuna bastıktan sonra burada bizi bir ekran karşılıyor. Burada simya bölümü var. Burada ise parçala kısmı yer alıyor. Diğer kısmında ise sök kısmı bizleri karşılıyor. Biz item parçalayacağız ya da itemi kırdıracağımız için bu bölümü seçmemiz gerekiyor. Daha sonra bu bölümü seçiyoruz arkadaşlar. Parçalayacağımız itemi ya da ekipmanı buraya sürüklememiz gerekiyor. Şu şekilde gösterelim. Niye olmuyor? Ekipmanı parçalayarak Element Magic Stone, Atrobate Stone yapabilirsiniz diyor. Destroyer Rondo'ya sahip olmalısınız. Şu anda bir tane Destroyer Rondo istiyor bizden. Onu da hemen hızlı bir şekilde alalım buradan. Burada Destroyer Rondo var arkadaşlar. Bakın bu değil. Bu Void Rondo. Bu farklı. Siz Destroyer Rondo itemini almanız gerekiyor. İteminizi kırdırmak ya da parçalamak için. Bunu satın alıyorsunuz. Ben şu anda 250 adet satın aldım. Şimdi tekrar Y tuşuna bastım arkadaşlar. İtemi tekrar buraya sürükleyeceğim. Bu sefer olacak mı? Evet olacak. Bakın bizden istenilen Destroyer Rondo sayısı arkadaşlar burada gözüküyor, 149. Burada da envanterimiz içerisinde yer alan adet miktarını gösteriyor. Buna bir defa basıyorum. Daha sonra parçala diyorum. Görmüş olduğunuz gibi itemi kırdırıyor ve parçalıyor. Daha sonra buradan bizlere element veriyor arkadaşlar. Bu elementleri kırdırdıktan sonra bunları ya tablet basımında kullanmanıza olanak sağlıyor. İster bundan tablet yapabiliyorsunuz 10 degre ya da 9 degre kırdırdığınız iteme göre değişebiliyor. Ya da bu elementleri direkt buraya satarak arkadaşlar gold elde edebiliyorsunuz. Tabi bu sadece Rus Euro ve Isro için geçerli. TR Euro için aynı şeyler geçerli değil. TR Euro oynayan arkadaşlar varsa bunu yapmalarını önermiyorum. Çünkü oyunun içerisinde element ile gold yapımı yasaklandı. Yani hiçbir şekilde item kırdırdığınız zaman gold elde edemiyorsunuz. Ama Rus Euro'da bunu yapmanız mümkün. Eğer Rus Euro ya da Isro oynuyorsanız bunu bu şekilde yaparak ister tablet yapımının da kullanabiliyorsunuz, ister ise gold kasımında kullanabiliyorsunuz. Yani parçalamış olduğunuz ya da kırdırmış olduğunuz itemlerden, ekipmanlardan gold kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun içerisinde de böyle hızlı bir şekilde gold kasılabiliyor. Bilginiz olsun. Benim aktarabileceklerim bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.